Tamam düzeltsin. Miro Tağa Kazım Karabekir'i da ne? Nozde sal ni de AKP vi bajiri düşkol ine hali tağa hali kolana eve yani 2004 çara 2000 neha 2000 nozda da des AKP'de bu eva bajiri. Vana hiç bercevendi ho tuşta ne kirne? Ser bercevendi ona dışı haşmendi ona serviye. Yani gelime bir haknake van çöpe haknake bira gelime ci hukuyi deri siyeki adari tam roja hasayı vana bira siyeki adari da hasayı vana li sival bike yani vana vi baciri tişte ne kirne hinci bercevendi hu hinci diziya hu ev şehir talan talan kirne gerek gelci bersi vana rın bide zahmet yani bacire kuştine bacirne ma bir gündeki mezin en desti meçibi me vi gelira söz eki mezin daya me gutiye kaynağı vi deri vi bajiri da emi boy vi bajiri bine khati yani ev kaynağı hen aslında hatan ha ne kirne dizine kharine boy xu khavetine boy manfaati xu khavetine en vi akira ki mesuz da vi geli emi vi karbinin seçim çalışmalarına başladığımız andan itibaren söylüyoruz Ağrı bir AFAD bölgesi. Ve bizler de bir AFAD ekibi olarak geliyoruz Ağrı'ya. Birlikte dolaştık bugün kenti. Görüyorsunuz mesela arkamızda. Burası Kazım Karabekir Mahallesi. Merkezi mahallelerden biri. Fakat her yer çöp. Yine birçok ara sokaklar, ana arterler yapılmamış. Yollar yok. Yani en merkezi yerlerde dahi yollar yok. Şimdi dikkat çekici nokta şu. AKP'nin şu an yürüttüğü en önemli seçim propaganda dilinden biri arkasında hükümet desteği olmayan birden parti belediyeciliğinin belediyecilik faaliyetini yapamayacağı, belediye personellerine maaş dahi ödeyemeyeceğidir. Biliyorsunuz 2019 seçim propagandalarından biri Ağrı'yı Doğu'nun parlayan yıldızı yapmaktı. Gelinen noktada görüyorsunuz parlayan yıldız arkamızda görülen çöp yığınları, yapılmamış çamur içinde yollar, çukurlar vesaire. Şimdi hükümet desteği alan bir AKP yönetimi var şu an Ağrı'da. Ayrıca İller Bankası'ndan pay alan bir belediye, aynı zamanda öz kaynaklara sahip bir belediye. Tüm bunlara rağmen Ağrı'da taş üstüne taş konmamış. 5 yıldır neredeyse taş üstüne taş konmamış. Aslında sadece 5 yılda değil. AKP'nin genel anlamda iktidara geldiğinden itibaren Ağrı'yı 19,5 yıldır AKP yönetiyor. 2,5 yıllık Sırrı Sakık ve Mukaddes Kubilay pratiğini çıkardığınız zaman geriye 19,5 yıllık bir AKP pratiği kalıyor. Buna rağmen kent bir afet bölgesi. Ve biz çalışmalara başladığımız andan itibaren şunu söyledik. Ağrı bir afet bölgesi ve bizler AFAD ekipleri olarak geliyoruz. Bizler tıpkı birer AFAD ekibi olarak kente gireceğiz. Ve önce bir acil eylem planıyla çalışmalarımıza başlayacağız. Sonra 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık planlamalarla devam edeceğiz. Hem altyapı çalışmalarını yürüteceğiz, hem kenti bu çöp alanlarından arındıracağız. Gerçekten temiz, yaşanılır bir kent haline kavuşturacağız. Hem de üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Kültürel faaliyetlere başlayacağız. Yani hem altyapı hem üst yapı çalışmalarını eşgüdümlü bir şekilde yürütmeye gayret göstereceğiz. Genel anlamda siyasete ve siyasetçilere dair güveni kalmamış bir halkla şu an karşı karşıyayız. Bir güvensizlik var. Bu çok net görünüyor. Fakat uçurumun kıyısında bir dala tutulmuş bir halk görüyorum ben çalışmalarda. Yani o dalın ne kadar güçlü ya da güçsüz olduğunu henüz kestiremiyor. Ama o dala tutunmak zorunda. Çünkü aşağısı uçurum. Dolayısıyla biz
halkın uçurumun kıyısında tutunduğu bir dal gibiyiz. Ama o dal köklü bir dal bence. Bunun farkına 1 Nisan'dan itibaren halkımız varacak ve o dala daha sıkı sarılacak. Ve halk o dala sıkı sarıldıkça o dal da köklerini toprağa daha güçlü verecek. Genel anlamda bu eksiklikler belli, ortada zaten. Bunların üzerine hep birlikte gideceğiz. Hem belediye yönetimi olarak hem halk olarak birlikte yapacağız. Birlikte yaşanılır bir kent haline getireceğiz.